Günaydın. Hadi kalk. Kalk hadi kalk. Abi ne oluyor? Bir şey mi oldu? Bir şey olmadı. Hadi kalk konuşacağız seninle biraz. Saat kaç? Saat 9. Uyanmak için çok geç hadi. Kalk. Anladım. Sen beni biriyle karıştırdın. Hadi. Hadi kalk paşam. Hadi konuşacağız. Yani mevzu ciddi. Hı hı. Tamam. Sana ihtiyacım var. Abi ne oluyor? Merak etme, bir şey yok. Bak Erol, sen hep işten, güçten, sorumluluklardan, bağlılıktan hep kaçtın. Tamam da bu benim yani. Hayır değiliz. Öyle olsaydın sana gelmez. Bak benim bugün ve bugünden sonra artık kardeşimin yanında olmasına ihtiyacım var. Senin bana ihtiyacın olmaz ki Kadir Eren. Abim bütün işleri halleder, değil mi? Senin de kaçış noktan bu. Çünkü benim abim bütün işleri halleder. Ve öyle. Öyle değil mi? Öyle değil. Oğlum biz seninle neden bu kadar birbirimizden uzağız? Sır sırta vermemiz gereken yerde hep neden ayrı saflardayız? Yani son zamanlarda yaşananlara bakınca keşke hiçbiri yaşanmasaydı diyorsun. Doğru. Keşke. Ama yaşandı. Kim bilir? Belki de ailemizi daha güçlü yapabilmek için yaşandı. Belki de dostu düşmanı tanımak için yaşandı. Ama artık bir yol ayrımındayız. Ya sırt sırta vereceğiz ya da yok olup gideceğiz Erol. Abi biraz daha açık konuşur musun? Cemal. Bak onu baban yerine koyduğunu biliyorum. Ama artık bazı gerçeklerle yüzleşme vaktin geldi de geçiyor bile. Annem bütün hisselerini Cemal'e devretmiş. Ne? Neden ki? Belki de cam evde olanları örtbas etme karşılığında. Belki de senin bunca zaman suçsuz yere acı çekmene sebep de bu. Yok. Yok abi böyle bir şey yapmış olamaz. Yok. Ya bu kadar acı çekerken bundan bir çıkar sağlamış olamaz. Dahası da var. Şirkette beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Dedemin vekaletini kullanıyor. Yani şirkette hisselerin çoğu onda mı? Hı hı. Ve yönetim kurulunda söz sahibi olmayayım diye de elinden geleni yapıyor. Anladım. Anladım. Tamam abi. Şöyle yapalım. Ben sana bütün hisselerimi devredeceğim. Ya sonuçta sen yıllarca emek verdin bu şirkete. Benden çok daha fazla hakkın var. Bak. Konu hisseler değil. Asıl olan senin benim yanımda olman. Ben artık Cemal'in bizi kullanmasına, zaaflarımızdan faydalanmasına izin vermek istemiyorum. Oğlum bu şirket kimin? Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun. Onlara kalacak. Yani ben sana güvenmeyeceksem, seninle yan yana değilsem, ayrı gayrıysak ben ne yapayım malı, mülkü, şirketi, parayı, pulu ne yapayım? Bundan sonra Kadir Eren, ben senin yanındayım. Tam yanında. Hatta yanında olmadığım bütün zamanlarında acısını çıkartacağım. Söz. İşte bu. Hatta bu hisseleri sana ben hemen devredeceğim. Dur. Ben de geliyorum toplantıya. Ha? Orada yapalım bu işi. İşte benim kardeşim. İşte bu.
Daha toplantının ilk gününden benden yakışıklı olman pesi yani. Yani biz genetik diyelim buna. Efendim Melis. Toplantı ertelendi mi? Tamam, sağ ol, sağ ol. Ne olmuş abi? Kurul toplantısı ertelenmiş. Toplantıyı ertelemen hiçbir işe yaramayacak. O vekaleti senden alacağım. Bu konuda bir bilgim yok benim. Ertelenmiş mi? Ben de şimdi senden duyuyorum. Tamam. Abi iptal olduysa iptal oldu. Yarın devrederim sana, hissederim. Sıkıntı yok. Ne oluyor? Ne hissesi, ne devretmesi? Abime kendi hissederimi devrediyorum baba. Hadi ben çıkıyorum. Ben bunu izinliyim adamı. Evet, izniniz. Tadını çıkar, sonra hep yanındasın. Aynen. Aynen. Erol. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Abime yardımcı oluyorum baba. Hisselerini ona vermeyeceksin. Sen mi karar veriyorsun buna? Hisseler benim olduğuna göre. Erol oğlum, ben seni düşünüyorum. O hisseler senin güvencen. Benim tek güvencem ailem. Beni kandırmayan, bana yalan söylemeyen abim. Erol bak lütfen, lütfen. Hasan olayıyla ilgimin olmadığını anlattım sana. Böyle davranma. Sen benim oğlumsun. Abimin de kardeşiyim. Değil mi? Artık onunla arama kimse giremez baba. Erol. Bana bak. Erol'la açtınız artık herhalde. Dün gece kalır diye bekledim ama gece kapı sesini duydum. Yani kavga dövüş o kadar yorulmuşuz ki öyle uyuyakalmışız. Tabii tabii. Kesin. Gerçekten. Yani uyuyakalmışım ben. Gittiğini duymadım ki. İyi de kızım niye aramadın, neredesin, ne yaptın diye? Ne bileyim, gittikten sonra hiç aramadı, sormadı. Ben de ellemedim. Kim ki bu saatte? Bakayım mı? Selam. Meryem evde mi? Evde. Geç, çok pardon. Burada. Ne oldu? Alt kattaki teyze şikayete mi gelmiş yine? Şikayete değil. Sana bakmaya geldim. Hoş geldin. Ne oldu? Bir şeyini mi unuttun yoksa? Ben de markete gidiyordum. Bir şey istersen ararsın. Tamam. Sen uyurken öyle kaçar gibi gitmek zorunda kaldım. Evdeki durumlar malum. Ama sonra yine bir baktım. Buradayım. Hı hı. Anladım. Sen daha iyi misin? İyiyim. Bak hastaneye falan gitmek istiyorsan... Yok. Gerek yok. Yurt dışındaki hissedarlarımız da katılıyor değil mi toplantıya? Vekaleten birisini gönderecekler. Toplantının bu defa ertelenmesine asla izin vermeyeceğim. Yalnız kurul üyelerimizden birkaçı Cemal Bey'le beraber hareket ediyor. Etrafta birkaç söylenti var. Hisse toplamaya çalışıyor. Ama ben buna asla izin vermeyeceğim.
ne gerekiyorsa yapasın. Hissedarları ikna edin. Kadir'in kesinlikle yönetime girmesine engel olmamız lazım. Hisselerinizin yarısını bana devretmeniz sizin yararınıza. Yoksa Kadir hepimizi bir bir şirketten yollayacak. Dedemin odasını derhal boşaltmanı istiyorum. Henüz şirketin başına geçmediğini hatırlatırım. Geçebileceğinin de garantisi yok. Şirketin başına geçtiğim an bu şirketten defolup gideceksin. Benim hala önemli hissedar olduğumu unutuyorsun galiba. Şimdilik. Yarın Erol'un hisselerini de devraldığımda hiçbir söz hakkın kalmayacak. Teşekkür ederim. Niye? Sana az şey yapmadım. Ama ona rağmen gelip bana nasıl olduğumu soruyorsun. Sen benim aklımdan çıkmıyorsun ki. Sen de benim aklımdan çıkmıyorsun. Vallahi benim kalbim başka. Aklım başka şey söylüyor ama ayaklarım sonunda hep kalbim seçiyor. Beni de böyle yanına sürüklüyor işte. Benim aklım da kalbim de kilit. Ama ben galiba kalbimin sesini dinleyeceğim. Hayırdır? Bindiğinden beri ağzını bıçak açmadın. İsmetler memlekete dönüyormuş. Senin haberin var mıydı? Yok. Nereden çıkmış? Bilmiyorum. Umut'u da götüreceklermiş. Umut'u da? Selo da mı gidiyormuş? Yani Selahattin burada kalmak istiyormuş. Ama o tek başına Umut'a bakamaz ki. O yüzden ya Umut'u da götürecekler ya da Selahattin de gidecek. Sana kim söyledi? Nezahat bugün Şebo'ya geldi. Kız çok üzülmüş. Yani gitmek istemiyor. Ama İsmet çok kararlıymış. İsmet asla İstanbul'u terk etmem, memlekete falan gitmem diyordu. İlginç. İpin ucundayız Sibel. Kadir'in Erol'un hisselerini almasına engel olmamız lazım. Bırak alacaksa alsın. Erol'un paraya değil anneye ihtiyacı var. Onca sene çektiğim çile boşuna mı gitsin yani? Onca aşağılanma, onca yoksulluk. Hepsine ben Erol için katlandım. Bu kadar yıl kenara biraz para koymuşsundur herhalde. Yetmez mi? Bırak artık şirketi falan. Senin bu hırsın yüzünden oğlum mutsuz büyüdü. Annesinden uzak büyüdü. Vazgeç artık. Sen benim işime karışma. Bu şirket benim hakkım. Her tuğlasında benim alın terim var. Kimseye yedirmem. Ne yapacaksın peki? Kardeş kardeşe hissesini veriyor. Kadir dedesinin holdinginin başına geçiyor. Sen ne yapabilirsin? Sonuna kadar savaşacağım. Eğer başaramazsam Kadir'in istediği gibi terk ederim. Ama tek başıma değil. Erol'la birlikte. Yapamazsın. Bana söz verdin Cemal. Erol'u benden de ailesinden de ayıramazsın. Çocuklarım kardeş olduklarını öğrenecekler. Görmüyor musun Sibel? İşler karıştı. İsmet'in çenesini şimdilik kapattın ama anne babası olduğumuzu söylersek Erol'a Kadir de Mihre de öğrenir. Elimizde ne varsa kaybederiz. Ne olacaksa olsun artık. Aç kalmayız, ölmeyiz. Ben artık dayanamıyorum, anlamıyor musun sen? Oğlunu tanımıyorsun sen Sibel. Erol altın kaşıkla doğmadı. Altın sandıkta yaşadı. El bebek, gül bebek bir hayata alıştı. Yapamaz, başka türlü yaşayamaz. Ne yapacaksan yap Cemal. Ben artık çocuğuma doya doya sarılıp oğlum demek istiyorum. Oğlunu o kadar düşünüyorsan bekleyeceksin. Yoksa Erol'un da ailesinin de hayatını mahvedersin.
Sağ ol İsmet. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Songül. Mihra Hanım da sizi soruyordu. Odasına mı? Hayır, odasına değil, bahçedeler. Sağ ol. Ne oluyor İsmet? Anlayamadım Kadir Bey. Memlekete dönüyor musun? Siz nereden öğrendiniz? Sen bana dün burada bir şey söyleyecektin. Cemal Bey öldü. Anlatamadım. Nedir? Haşa. Yani anlatacak bir şey yok. Biz Songül'le emekli olup köye mi yerleşsek diye düşünüyorduk. Size danışacaktım. Sen memlekete gitmezsin İsmet. Yıllardır uğramadın oraya. Sen İstanbul'a alıştın. Buradan ayrılamazsın. Hayırdır? Cemal mi bir şey yaptı? Yok yok. Cemal Bey bir şey yapmadı. Yani biz karı koca çok yorulduk Kadir Bey. Böyle bir fikir geldi aklımıza. Acaba köye mi yerleşsek diye. Başkaca bir şey yok. Erol, bak sakın bu akşam bir yere kaybolma. Yarın sabah erken kalkmazsan seninle buluşuruz. Biliyorum biliyorum abi, zaten dün akşamdan uykusuzum. Bu akşam erken yatar erken kalkarım. Hiç merak etme. Mihrem, görüyor musun? İki kardeş açık açık bana karşı birlik oluyor. Sanki düşmanlarıymışım gibi. Ne ilgisi var ya? Ben zaten anlamam ki öyle şirket filan. Hisse de benim işim değil. Ben abim de varken. Şirketle ilgisi olmayan pek çok kişinin hissesi var. O hisselerin bedeli var Erol. Ayrıca hisseler önemli değil. Abin açık açık beni göndermek için güç toplama derdinde. Bu şirket bizim. Güç toplamaya da ihtiyacım yok. Lütfen yapmayın. Biz bir aileyiz. Böyle sürekli bir savaş içinde olmanız hoşuma gitmiyor. Madem aileyiz, niye savaşıyor benimle? Şirketi gerçekten yönetebileceğine inansam, zerre kadar düşünmem. Ben bu ailenin geleceğini düşündüğüm için yönetimin başına geçmek istiyorum. Afiyet olsun size.
Ne zaman oğlum diyebileceğim sana? Ne zaman bana anne diyeceksin? Ben kabuslarımda bile seni kaybediyorum oğlum. Hayatım, sen yatmıyor musun? Yemekteki gerginlik için senden özür diliyorum. Kusura bakma. Şu işler güçler bir bitsin. Sana söz veriyorum. Seni alıp bir yerlere kaçacağım. Unutmadım yani. Bitsin artık gerçekten bu sıkıntılar. Bitecek, bitecek. Bitecek. Hadi yatalım. Hadi sen uyu. Ben bile obaya gidip geliyorum. Hadi. Ben bir kabus gördüm. Seni kaybediyordum oğlum. Tamam. Sakin olun Sibel Hanım. Siz iyi misiniz? Erol. Çok korktum. Sibel Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Abi Sibel Hanım pek iyi değil. Tuhaf tuhaf konuşuyor. Ben bir kabus gördüm. Evlatlık verdiğim oğlumu kaybediyordum. Özür dilerim. Rüyanın etkisiyle herhalde. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Tamam, sen yat. Ben bakarım. Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yapmıyorum. Söyledim işte, ben bir kabus gördüm. Oğlumu kaybediyordum, evlatlık verdiğim oğlumu. Erol'la aynı yaştalar. Ben Erol'da onu gördüm herhalde. Bakışlarınızı gördüm. Bu tuhaf durum kabusla falan açıklanamaz. Ne oluyor? Aliz'in ikizini... evlatlık verdiğimi söylemiştim size. Evet. Siz haklıydınız. Yalan söyledim. Evlatlık vermedim ben oğlum. Yıllar önce benden zorla alınıp götürüldü oğlum. Kim zorla alıp götürdü? Cemal. Yıllar önce benim kollarımdan zorla sökerek aldı oğlumu ve annenizin Mira Hanım'ın kucağına verdi. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Aklınızı mı yitirdiniz siz? Erol doğduğunda ben oradaydım.
Ben kollarımı aldım. Bu benim kardeşim. Benim canım, ciğerim. Tamam mı? O sizin çocuğunuz falan değil. Saçmalamayın. Bakın kardeşinize ne oldu bilmiyorum. Ama Erol benim oğlum. Cemal yıllar önce benden zorla aldı onu, size getirdi ve yıllarca sizi kandırdı. Yani Ayliz ile Erol ikiz. Bu durumda Ayliz'i biliyor. Cemal ikizleri bilmiyor demiştiniz bana. Ha? Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Yeter artık, bu yalanlarınızdan falan bıktım ben. Bakın Erol çok kötü günler geçiriyor. Bu saçmalıklarla onun kafasını daha fazla karıştırmayın. Kadir Bey, ben gerçekleri söylüyorum. Evet, Cemal'in Ayliz'den haberi yoktu. Çünkü ikizlerim olduğunu bilmiyordu. Onu da Erol gibi benden alıp götürmesin diye söylemedim, sakladım. Ayliz'le Erol ikiz yani. Erol benim kardeşim değil, öyle mi? Belki de kardeşiniz depremde hayatını kaybetti. Cemal onu bulamayınca belki... Yeter artık. Yeter. Yeter, tamam, yeter. Saçmalıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Devam etmeyin, yeter. Bakın, Cemal gerçekleri açıklayacağını bana söz verdi ama uzun zamandır oyalayıp duruyor. Şimdi de Erol'u alıp gitmekten falan bahsediyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Kadir? Kadir, ne oluyor? İyi misin? Pardon. Pardon hayatım. Pardon. Kadir, sen iyi misin? Ha? Kadir, ne oluyor? Yani bütün gece uyuyamadım, farkındayım. Bir şey mi oldu? Uyku tutmadı. Ben de bütün gece uyuyamadım. Yani yatakta döndüm durdum. Sabaha karşı uyumuşum. Gerginliğimle seni de uyutmadım. Kusura bakma.
Ya sen beni boş ver. Ya ne oldu? Toplantı yüzünden bu kadar gerginsin. O mu seni geriyor? Belki de. Kadir, sen iyi değilsin. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ben üstüm başımı değiştireyim, çıkayım. Tamam hayatım, iyiyim, iyiyim. Günaydın güzel oğlum. Hı? Günaydın. Baba saat kaç, ben geç mi kaldım? Yok. Saat daha erken. Geç kalmayasın diye uyandırmaya geldim. Bak bugün zor bir günün. Hem uzun zamandan beri şirkete gelmemiştin. Bu şirket meselesi, ben abime hisselerimi devretme konusunda söz verdim. Ne olur bu konuyu konuşmayalım. Sen bana bakma. Artık kendi kararlarını kendin verebilecek yaştasın Erol. Hem abinin yanında yer almak istemen çok normal. Sana bak, sınav zamanlarında bayılarak içtiğin o karışımdan hazırladım. Enerji versin, iyi hissettirsin diye. Al bakalım şunu. Babacığım içerim ama bir kalkayım ben ha. Ondan sonra. Lütfen taze iç şunu. Bak bunun tek özelliği tazeliğinde saklı biliyorsun. Hadi. Neydi o? Vitaminlerin etkisi geçmeden içilecek. Doğru. Afiyet olsun. Aferin sana. Hadi biraz sonra görüşürüz. Tamam mı? Güzel oğlum benim. Tamam. Baba. Sağ ol. Özür dilerim oğlum. İşimi bozmana izin veremezsin. Güzel güzel uyu bakalım şimdi.
İsmet, vallahi benim bu eve gelirken ayaklarım geri geri gidiyor ha. Senin mi benim mi? Kalbim küt küt. Bugün ne bombalar patlayacak diye ödüm kopuyor. Öyle zırt diye çekip gidemeyiz ki Songül. Biraz daha sık dişini işte, ne yapacaksın? Vallahi iyice çığırından çıktı bu ev, ben sana diyeyim. Drakula'nın evi gibi bir şey oldu ya. Hayır, kendimizi geçtim. Kız için korkuyorum en çok. Tövbe estağfurullah ya. Aha, arıyor Drakula. Ha, hadi aç aç sen, gidiyorum ben. Cemal Bey. İsmet, neredesin? Geldim efendim, bahçe tarafındayım. Hemen arabayı hazırla, bugün erken çıkacağım. Bay Sütun'a. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bak, seninle tartışacak hiç vaktim yok. Ofise geçmem lazım. Seninle konuşacağız. Ne konuşacaksak sonra konuşuruz. Sen 30 yıl bana, Erol'a, anneme yalan mı söyledin? Bak, bu senin paranoyalarına uğraşamam. 30 yıl sen öz oğluna üvey babalık mı yaptın? Sen ne acımasız adammışsın ya. Sen bu yaptıklarının ortaya çıkmayacağını mı sandın? Saçmalama Kadir. Aklını mı yitirdin sen? Beni bunlarla suçlayamazsın. Dedem beni buraya niye çağırdı biliyorum. Dedem Erol'u öğrendi. Bana bunları anlatmak için beni apar topar çağırdı. Ve sen dedemin öğrendiğini bildiğin için onu öldürdün. Şimdi bana anlat. Neden yaptın? Neden yaptın bunu? Anlat! Neden yaptın bunu? Ve Mükreviç'im. Günaydın. Size de günaydın Mihran'ım. Ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam, buyurun. Dinliyorum sizi. Ne konuşmak istiyorsunuz? Ben size bir kahve getireyim. Bir dakika. Bir dakika. Dinliyorum. Söyleyeceklerim çok önemli fakat nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Günaydın. Günaydın. Gerçeklerden kaçamazsın Cemal. Ben Kadir'e her şeyi anlattım. Lütfen
Mihri Hanım'a da olanları anlatır mısın? Cemal, Sibel Hanım ne demek istiyor? Tamam. Anlaşıldı. Ben bir Kadir'le konuşayım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Cemal çekil, beni durduramazsın. Hayır, çekilmiyorum. Başım dönüyor. Erol, hiç iyi görünmüyorsun. Gel odaya götüreyim seni. Abim. Abim çıktı mı? Çıkmadı. Erol gel bak, seni odaya götüreyim bana. İnşallah abim. İnşallah.